Teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve bizim de bu gelişen teknolojiye ayak uydurabilmemiz için okulumuzda yapılan bu laboratuvar, bu atölye gerçekten çok yararlı oldu. Okul zamandan sonra evde yaptığım çok az şeyden biri olan yazılım, yani böyle bir ortamda yapmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Sistemlerimiz gerçekten çok ağır sistemler ve bu bize Java, C# veya Python gibi gerçekten güçlü yazılım programları kullanmamızı sağlıyor. Burada geliştirip kullanabileceğimiz şeyler günlük yaşantımızda çok fazla yer edindiler ve neredeyse hayatımız haline geldiler. Kağıt üzerinde öğrendiğimiz bilgiler ilerleyen hayatımızda fiziksel ortama dökülmediği sürece, pratiğe dökülmediği sürece hiçbir işimize yaramıyor gerçekten. Her gün birçok teknolojik alet ve teknolojik yazılımla karşı karşıya kalıyoruz ve belki bunları bilinçli, belki de bilinçsiz olarak kullanıp tüketiyoruz. Buradaki aletlerle de biz bir okulun ya da herhangi bir iş yerinin ışıklarını ayarlayabiliriz veya sensör yapabiliriz. İlk önce bize öğretilecek ve bizim sürekli tüketmekten üretime geçme aşamasını alacak bir imkan. Evde bir yere kadar öğrenebiliyordum. Belirli videolar izleyerek, belirli kaynaklarla öğreniyordum. Şimdi bir hocayla, gerçek bir yazılım atölyesinde, bir Arduino kodlayabileceğim gerçek aletlerle, gerçek imkanlarla yapmak benim için heyecan verici ve mutluluk verici. Hem gelecekteki meslek hayatımızda, yani yazılım mühendisi veya makine mühendisliği konusunda, hem de üniversite alanında gerçekten eğitim anlamında çok büyük yenilikler sağlıyor. Bu imkanlarla daha büyük düşünürsek dünya için bile birçok üretimde katkı sağlayabiliriz. Sonuçta biz birçok insanın üniversitede daha ya da gelecek hayatında öğreneceği şeyleri burada daha hızlı ve daha kolay bir şekilde erişip kullanabiliyoruz. Ürettiğimiz bilgilerle uluslararası alanlarda her şeye katılabileceğiz. Bu durumda da okulumuzu uluslararası alanda da temsil etmiş durumuna geleceğiz. Hem okulumuz yararına hem de kendi yararımıza bu tip aletlerin tüketimini anlamamız hepimiz için iyi olacaktır. İleride bu şekilde yazılım öğrenip belki bir yazılım mühendisi olup kendi istediğim bir oyun tasarlayabilirim veya insanların gerçekten kullanabileceği, günümüzde kullanılan iletişim uygulamalarından birisini belki de ben veya arkadaşlarım tasarlayabiliriz. Bizim bu tarz aletlere sahip olmamız, bu tarz imkanlara sahip olmayan aile çocuklarının burada bir şeyler yapmasına sebep oluyor. Bu gibi laboratuvar veya bu gibi olanaklar evimize geçtiği zaman biz hem bu yazılımların hem de bu teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığını, nasıl yapıldığını öğrendiğimiz zaman, amacına uygun bir şekilde kullandığımız zaman hem ülkemizi hem de kendi kişisel bilincimizi geliştirirsek daha çok yerine oturmuş bir şekilde kullanılmış olur. Öğrendiğimiz bilgileri pratiğe dökmek gerçekten bizim ileriki hayatımızda çok işimize yarayacak ve yaptığımız icatlarla, buluşlarla gerçekten dünya çapında bir sürü başarılar elde edeceğiz. Bu kullanılan programlar üniversitede de, meslek hayatımızda da şu anda da aynı programlar ve biz bunların eğitimini ne kadar alırsak hayatımız o kadar başarılı geçer ve hayatımızın her alanında kullanılıyor. Şu an üretilen her şey, kullandığımız her makine, yaptığımız her şey yazılımlara bağlı ve bunu üretecek nesil de biziz.